Daima bir şarkı kafadan gelir. Evet. Yani şimdi seninle biz bunu rahat konuşabiliriz. Geçenlerde de ATV'de konuştuk ama kapadılar. Korkudan kapattılar bu telefonu. Şimdi aynı suali seninle yapsak bu konuşmayı herhalde herkes anlayacak. Sayın Zülfü Livaneli'ye kişisel şeyler değil, sanatla ilgili şeyler. Beni ilgilendirmez diğer konular. Beni Prodozi çok ilgilendirir. Biz sanatın kavgasını yapıyoruz. Paranın kavgasını yapmıyoruz. Yahut da ne bileyim işte başka şeylerin kavgasını yapmıyoruz. Onlar hakikaten çirkindir. Ama bilirsin ki şairler birbirlerinin camına taş atarlar. Evet. Şimdi işimiz şarkıcılık. Şarkı kafadan gelen, beyinden gelen bir şey. Doğrudur. Demek ki Türkçeyi bilmemiz gerekiyor önce. Sen de çok iyi bilmen. Evet. Şimdi düşün ki seni çok seviyorum derken 6-7 nota varsa, 6 nota varsa 6 tane notaya 6 tane hece koyacaksın. Eğer bunu 8 tane nota yaparsan, 6 tane hece kullanırsan ne olur biliyor musun? Ha, karlı, kar... Az, az, lütfen. Yok, hayır, bunu ben... Bu, ya, bu sanat mı Camina şeyi? Hayır, bu... Biliyorum ya. Kişisel... Nereye geleceğini hemen anladım onun için. Peki o zaman. Ben... Ama beni susturma. Yok, susturmuyorum. Ben, aman yani şimdi... Hayır, ne olacak biliyor musun? Şey, sevgili Ali Kırca'nın siyaset meydanına dönecek ondan sonra. Şimdi Ali Kırca hata etti. Anlamadın ne dediğimizi. Halbuki benim orada bir kavgam yok ki. Benim kavgam sanat kavgası. Türkçe'yi doğru dürüst yapalım dedim. Yani Ormahan'ında diye bir kelime yok biliyorsun. Evet. Evet, iki tane kelimeyi şey heceyi çıkarırsın. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. İşte 16 tane hece, 16 tane nota. Nota. Bunu eğer şöyle yaparsan 19 nota fazla geliyor. Ne oluyor? Karlı kayın ormanında gidiyorum geceleyin. Leheyin diye bir kelime yok. Demek ki Türkçe bilinmiyor. Türkçeyi bu şekilde hakim olamayan bir kişi besteyi aşağıdan yukarı yapıyor demektir. Yani bir melodi bulmuştur. Melodi 19 hece şeylidir. Notalıdır. Ama iki tane hece fazla gelmiş. Nazım'ın günahı ne?